Türk toplumunun bütün temellerini yıkmaya yönelik bir girişimdir. İnsanın cinsiyetine yabancılaştırılmasına dikkat çekti. Bunun proje olarak dayatıldığını aktardı. Bu Kadıköy ve Şişli belediyelerinin yaptığı iş bir cinayet mi diyeyim, bir rezalet mi diyeyim? Kadıköy ve Şişli belediyeleri 23 Nisan'da hazırladıkları özel afişlerle tartışma yaratmıştı. Afişlerde eşcinsel çocuklar da var propagandası yapıldı. Bunun üzerine Diyanet'in İslam eşcinselliği lanetliyor açıklaması ve Ankara Barosu'nun tepkisi de tartışmayı alevlendirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı doğru bir tavır alıyor. Diyanet İşleri Başkanı neye karşı çıkıyor? Dinimizce lanetlenmiştir diyor. Kaynak olarak dini gösteriyor. Ben de kaynak olarak kendi milli kültürümüzü, milli ahlakımızı gösteriyorum. Tabii dinimizi de gösteriyorum. Zinanın haram olduğunu söylemesine yanlış diyerek biz hangi Türkiye'yi yaratacağız? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında eşcinsellik tartışmasına değindi. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur'un sunduğu, avukat Faik Işık'ın da katıldığı programda konuşan Perinçek, eşcinsellik dayatmasına dikkat çekti. 1980'den sonra Türkiye toplumuna mezhepsel şeyler, kimlikler, efendim etnik kimliklerle birlikte uyuşturucu, intihar ve eşcinsellik ve fahişelik, fuhuş birlikte dayatılan Türk milletini mezheplerle, kavmi kimliklerle bölmenin yanında bir de cinsel tercihler, kimliklerle bölme projesi var. Perinçek, CHP'li belediyelerin çocuklara indirgediği eşcinsellik propagandasına da tepki gösterdi. Şimdi getirip de bu eşcinselliği çocuklara indirmek ve bunu bir insan hakkı olarak göstermek, tamamen bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu küreselleşme döneminde dünyaya dayattığı sözde insan hakları, aslında insanlığı paramparça etme ve insanlığı ayakta tutan bütün temel değerleri yıkıma uğratma girişimidir. Eşcinsellik belli çürüme dönemlerinde kültürel olarak yukarıdan dayatılan bir şey. İnsanın cinsiyetine yabancılaşmasını getiren bir tecavüz bu. İnsan kendi cinsiyetine yabancılaştırılıyor. Vatan Partisi lideri belediyelerin propagandasına karşı CHP Genel Merkezi'ne de çağrı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden daha bir ses seda yok. Burada bir tavır alması lazım. Feyzoğlu Barolar Birliği Başkanı olarak hemen tavır aldı ve konuşması, açıklaması çok çok güzel, çok doğru. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün tavrı da son derece olgun. Eşcinselliği toplumumuza dayatan, batıdan gelen o işte cinsel tercih özgürlüğü falan gibi yalan dolanların arkasında dayatmalarına karşı tavırın içindeyiz. Bunu çok önemli görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de bu tavrı almalı.